Endülüs'te çocuğun biri dayısıyla gayrimüslim bir değirmenciye buğday götürmüş. 100 okka buğday verip 90 okka un alacaklarmış. Değirmenci de böyle kantara hile karıştıran bir adammış. 80 okka tartıp doldurmuş bir çuvala. Çocuğun dayısı da adamdan hakkını istemiş. Sen ne biçim adamsın demiş. Aralarında bir tartışma başlamış. Sonunda gırtlak gırtlağa gelip kavgaya tutuşmuşlar. Çocuk ne yapacağını şaşırmış. Dayısıyla değirmenci oradan oraya savrulmuşlar. Çuvallar patlamış. İkisi de bembeyaz una bulanmışlar. Çocuk gitmiş, eline bir sopa geçirmiş, dikilmiş adamların başına. Gavur hangisi? Dayım hangisi? Gavur hangisi? Dayım hangisi? Gavur hangisi? Kulunun zahirine bakar, batınını görür. Nice içi kafir, dışı Müslüman, dışı kafir, içi Müslüman vardır. Hak Teâlâ'nın Sûre-i Bakara'da buyurduğu gibi, işte onlar hidayete karşı delaleti satın alanlardır. Fakat onların ticareti fayda etmemiştir. Onlar doğru yolu bilen kimseler de değil. Fütuhat ehline müjdelenen fetihler bir bir gerçekleşecektir. Allah'ın vaadi yakın, cihan fetih sancısının eşiğindedir. Beklediğimiz kutlu fetih Irak değildir. Allah'ın Habibi, Efendimiz, doğup büyüdüğü, çok sevdiği Mekke'den sürgün edilmişti. Bir gece yarısı, gözyaşları içinde baba yurdu Mekke'den kaçarak çıkan Habibullah, Allah'ın kendisine müjdelediği fetihle hicretin 8. yılında Mekke'ye muzaffer bir komutan olarak geri döndü. Efendimiz, iki kişi olarak çıktıkları Mekke'ye 10.000 kişilik ordusuyla geri dönmüştü. Ancak mağrur bir fatih gibi değil, mütevazı bir halde. Başı secde eder gibi devenin boynuna yapışmış, şükrederek gidiyordu. Allah Resulü bu büyük fethi kendisinden bilmedi. Mütevazı bir halle Mekke'nin sokaklarında ilerleyerek şükretti. Emir buyurdu ki, Ebu Süfyan'ın evine giren güvendedir. Silahını bırakıp evine giren emniyettedir. Kabe'ye sığınan güvendedir. Mekke, rahmet insanının ahlakıyla bir kez daha fethedildi. Kan dökmeden Mekke alınmış, af bayramı ilan edilmişti. Efendimiz, çok sevdiği amcasını öldüren Vahşi'yi, Ebu Süfyan'ın eşi Hind'i ve kendisine kötülük yapan bütün düşmanlarını affettiğini söyledi. O, bu yaptıklarıyla kazanmanın ve muzaffer olmanın ahlakını herkese gösterdi. Fetih ehline yakışan, onu rehber edinmekti.
İnsan kimdir efendim? Allah'ın yeryüzündeki mührüdür. Ağaçlar, kuşlar, bitkiler, deryalar, nehirler. Niçin var? Ay geceyi niçin süsler? Güneş dünyayı niçin ısıtır? Deryalar niçin beşik gibi sallanır? Nehirler niçin akar? Gün niçin doğar? Doğan gün niçin batar? Hepsi insan için. Kainattaki bunca güzellik, bunca temaşa, bunca hazırlık sadece insan için. İnsan hayat bulsun diye. İnsan huzura kavuşsun diye. Ve insan şükretsin diye. Ancak insan nankör. Bakar lakin görmez. Duyar lakin hissetmez. Şu bir nefes olmasa koca insan devrilir. Devrilir, hakikati görmez. Allah'ı hatırlamaz. Kudreti kendinden bilir. Allah bizi her daim şükredenlerden eylesin. Müslüman Müslümanı zulmetmez. Nahak yere cana kastetmez. Ama zulmün gönlümüze nefret tohumu ekmesine de müsaade etmeyeceğiz. Kendimizi zalim olmaktan muhafaza edeceğiz. Bir kavim kendilerine dini anlatmak için tebliğci talep ettiklerinde Hazreti Peygamber büyük bir aşkla 70 genci o beldeye tebliğci gönderdi. Medine sevinç haberleri beklerken haberlerin en acısı geldi şehre. Göklerden yıldırımlar şehre yağdı. Her eve ateşler düştü. Hazreti Peygamber'in gönderdiği 70 sahabi bir maune denilen bir yerde kurulan pusuyla şehit edilmişti. Hazreti Peygamber bu hadise karşısında çok müteessir oldu. Enes bin Malik, Hazreti Peygamber hiçbir hadise karşısında bu kadar üzülmemişti der. Bir müddet sabah namazından sonra o zalim müşriklere beddua etti. Sonra ne oldu efendim? Sonra şu ayeti kerime nazil oldu. Ey peygamber! Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bedduayı bıraktı. Hazreti Peygamber müşriklere dahi beddua etmedi. Biz günahkar ve zalim olsalar bile müminlere beddua etmeyeceğiz. Kardeşlerimiz şehit olmuşken içimizi kin ve nefretle doldurmayacağız. Tedbirli olacağız. Bütün gücümüzle zulme mani olacağız. Lakin zulmün bizi zalim kılmasına izin vermeyeceğiz. Şeytanın gönlümüze yerleşmesine izin vermeyeceğiz.
Sultanım. Her işte bir hayır var diyorsunuz. Bu işteki hayır nerededir? Masum bir insanın öldürülmesindeki hayır nerededir pirim? Evladım. Evet, her işte bir hayır vardır. Bir insanın mazlum olarak şehit edilmesindeki hayır, onun zalim olarak ölmemiş olmasındadır. Mazlum ve zayıf düşmek ayıp değil mümine. İnsanı iki cihanda rüsva eden şey, zulüm ve hıyanettir. Kardeşlerimizi zalim olmaktan muhafaza eden Allah'a hamdolsun. Bir insanı arif yapan, bir insana Allah'ın salih kullarından yapan en büyük yardımcı kimdir? Şeytandır, şeytan. Bir insanı salih eyleyecek olan en büyük yardımcı şeytandır. Çünkü eğer kul şeytan ile, nefsiyle mücadele etmezse salih insan olamaz. Hakiki imana kavuşamaz. Varlıkların en akıllısı olduğuna inanan şeytan, bir kulu gözüne kestirip var gücüyle saldırır. Sanır ki kulu yoldan çıkaracak. Halbuki o kulun arif olması için gece gündüz çabalamaktadır. Şeytan insanı yoldan çıkarmak için çabalasa da salih kul ona boyun eğmez, şeytana uymaz. Uymadıkça da imanı kuvvetlenir, ihlası bereketlenir. İşte düşman da şeytan gibidir. Öldürmeyi düşündüğü kişiyi kahraman etmek için çalışır durur da farkına varmaz. Halime kızım, Allah bize salih bir iman nasip etsin. Şeytanla, düşmanla mücadele edecek irade versin. Akıl versin. Gönül versin. Amin. Amin. Ağzınıza sağlık şeyhim. Allah gönlünüze kuvvet versin. Amin. Derviş, sen var emanete sahip çık. Emredersiniz şeyhim. Karanlığı yarıp içinden sabahı çıkaran odur. Geceyi huzur ve istirahat için, güneşle ayı da muayyen bir hesapla devretmek üzere yaratmıştır. İlim ilimliğini, dua temiz bir kalbin sesini, ayrı kollardan iki ırmak gibi onun iradesine ulaştırır. Gerisi onun takdiridir. Hazreti Peygamber'i mağarada bir örümcek ağıyla müşriklerden koruyan Allah bizi de koruyacaktır. Ey Allah! Burada bir çıkış gözüküyor. Sen bir bak.
Hayır. Bizi bismillah zırhıyla koru ya Rabbim. Hu Allah. Hu. Asırlar önce zalim Ebrehe Mekke'yi yerle bir etmek için bineği fillerden oluşan bir ordu hazırlamıştı. Ebrehe yola çıktığında tüm Mekke ahalisi korkudan dağlara kaçmıştı. Ebrehe bu kocaman ordusuyla Mekke'ye doğru yürürken birden gökyüzünde ebabil kuşları belirdi. Bu aslında kuşlarla fillerin savaşıydı. Hakla batılın cengiydi. Kuşlar gagalarında tuttukları taşları üstlerine bırakarak Ebrehe'nin ordusunu yerle bir etmişti. Şu hayatta sen kendini ne zaman kuşlar gibi küçük ve savunmasız hissedersen bu sureyi hatırla. Bizde büyük ya da güçlü olan kazanmaz olur. Allah kimin yanındaysa o kazanır. Rabbim seninledir inşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evlat, pek bir masum gördüm seni. Hayrola? Kapılar yüzüme kapanıyor. Çare benden uzaklaşıyor. Gök kubbe bir kafes olmuş göğsüne çöküyor. Senin bu haline kams der arifler. Allah bazen kulunu daraltır. Kemal sabrın çocuğudur. Sabırdan büyük mürebbi olmaz insanı. Kabuğunun çürümesine razı olmayan tohum meyve veremez. Evlat, Hızır kimdir bilir misin sen? Duymuştum mübarek adını. Dua ederim. Bir gün göreyim, elini öpeyim, hayır duasını alayım diye. Anam, Hızır yoldaşın olsun diye dua eder hep bana. Hızır, Allah yolunda cihad eden bir orduda askerdi. Ordu bir yerde sıkışmış. Bir yanda düşman, bir anda şiddetli sıcak ve susuzluk. Hepsi telef olacak. Birisinin ölümü göze alıp suyu bulması lazım ki asker kurtula. Halbuki sıkıntı anında akıl baştan gider. Cesur korkak olur. Güçlünün eli tutmaz, gözü görmez olur. İnsanlar kim gidecek diye konuşurken Hızır fırlamış. Canını iyice sayarak yola koyulmuş. Suya varmış. Suyu getirdiğinde insanlar o suyun başka türlü bir su olduğunu hemen anlamış. Hızır'ın getirdiği su ağabey hayatmış. İnsanların ezelden beridir peşinde olduğu suyu hemen bulmuş Hızır Efendimiz. Ağabey hayat nedir bilir misin evlat? Bilmiyorum. Ağabey hayat İnsanı ölümsüz kılan su demektir. Şu beden ölürken ab-ı hayat içen ruh ölümsüz kalır. Ab-ı hayat imandır. Ab-ı hayat aşktır evlat, aşk. İnsanı insan kılan, ölüyü diri kılan, insanı Allah'a erdiren şeydir. Ne olmuş peki sana?
Suyun ab-ı hayat olduğunu görenler tehlikeyi unutarak ab-ı hayat peşine koşmuşlar. Lakin hiçbiri bulamamış. Çünkü ab-ı hayat onun peşinden gidenlere değil, ibadullah'a hizmet ederek ihlas ve aşkla Allah'a ermek isteyenlere lütfudur Yüce Mevla'nın. Ab-ı hayata halka hizmetle varılır. Kalk, üzerindeki toprağı silkele. Ölümden sonra nasıl dirilirse insan, sen de öyle diril. Oturarak Hızır bekleme. Darda kalmışlara Hızır olmak için yola çık. Ab-ı hayata ulaştır imana susamış kişileri. Senin vazifen budur. Ey gece ehli! Geceyi ve gündüzü bizim için yaradan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bize zayıflıktan sonra güç veren O'dur. Her zorluğun, meşakkatin ardından bir kolaylık ve fetihler vardır. Fetihleri kim yapar? Yiğit olanlar, alp olanlar, alperen olanlar. Yiğitlik güç ve kuvvet makamıdır. Peki insan yiğitlik makamına nasıl erişir? Öfkesine hakim olarak, yüğüne hürmet ederek, mazluma merhamet ederek, zulme baş kaldırarak ve milletine hizmet ederek. Hazreti Peygamber, milletinin hizmetkarı onun efendisi de buyurur. Hizmete efendilik belli eden kişi tam bir yiğittir. Alptir, alperendir. Şimdi ey gece ehli, kendisini fütüvvet yoluna adayan alplerin yiğidi Süleyman Şahoğlu Ertuğrul'a emanetini kuşama vakti gelmiştir. Gayrı o da fütüvvet ehlindendir. Gayrı o gençlerin yiğididir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi hamd. Hey!
Ey sonsuz dirilik canlılık sahibi hay olan, ey kendi varlığıyla kaim olup mevcudatı varlığıyla var kılan, kayyum olan Allah'ım, seninle korunuruz, lütfen bizi koru. Bismillah zırhıyla, hakikatiyle, korunmasıyla, kifayesiyle de bunu bize ikram eyle ya Rabbi. Amin. Çıktığım gaza yolunda nefsim beni küçük düşürmesin. Her daim zulme baş kaldıracağım. Her daim pusatımı adalet terazisinde tartacağım. Her daim milletimin hizmetinde olacağım. Her daim nizam-ı alem için cenk edeceğim. Evlat, gireceğin büyük cenklerde bu gömleği çıkarmayasın. Unutma, bu görünendir. Esas kuşandıkların gönlündedir. Kuşandığım dava uğruna Rabbim beni mahcup eylemesin. Amin. Amin. Müsaade var mıdır? Hoş geldin evlat. Buyurasın Ertuğrul Bey. Hoş geldik. Buyur bey. Görürüm ki her vakit ilimle meşgul olmaktasınız. Peygamber Efendimiz buyurur ki ilim Müslümanın yitik malıdır. Nerede bulsa gidip almalıdır. Efendimiz Medine İslam Devleti'ni inşa ederken büyük zorluklar yaşamıştı. O muzaffer bir komutan, iyi bir tüccar, şefkatli bir baba, müşfik bir eşti. Bütün vazifelerini büyük bir ehemmiyetle icra ederdi. Lakin onun en önem verdiği vazifelerden biri insan yetiştirmekti. Efendimiz Ashab-ı Suffa adı verilen genç talebeleriyle bizatihi kendi ilgilenmişti. Daha sonra bu gençler İslam devletinin gelişmesinde, cihana yayılmasında büyük pay sahibi oldular. Tahayyül ettiğin menzile erişmek için sen de yanına liyakat sahibi insanlar almalısın. Alplerini istidatlarına göre yetiştirmelisin. Beyliğini adalet üzerine inşa etmelisin. Aksi takdirde kasırgalar diktiğin ağacı yok eder. Fidan köklerini öyle bir sal ki toprağa, senden sonra hiçbir fırtına dallarını incitemesin. Rabbim benim ufkumu açsın. Basiretimi artırsın. Bey olmanın izzetini muhafaza ettirsin. Amin. Amin. Ya Rabbi, senin adını yüceltmek için canlarını ortaya koyan yiğitlere yardım eyle. Onları cenk meydanında muzaffer eyle. Onlara sevgili peygamberimizin savaşma hukukunu nasip et. Onların kılıcını Hazreti Ali'nin kılıcına say. Bedir'de ümmetini yalnız bırakmadığın gibi onların izinden gidenleri de yalnız bırakma. Bu kutlu dava için canlarından vazgeçenlerin canını sana emanet ediyoruz. Muhakkak ki
sen emanetleri en iyi muhafaza edensin. Yüce Peygamberimiz hürmetine dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbim. Amin. Hoş sefa geldin evlat. Başımın gözümün üstüne geldin. Sizi gördüm sefa buldum. Geçmiş olsun. Pirimizin torunu başımıza gelenleri anlattı. Efendim. Halep'e ilk geldiğimde de tapınak şövalyeleri beni öldürmek istemişlerdi. Ama o durumdan sizin himmetinizle kurtulmuştuk. Sizi rüyamda görmüştüm. Himmet Rabbimizindir. Lütfun ondan geldiğini sakın unutma. Ve rüyanı kardeşlerine asla anlatma. Yusuf Aleyhisselam da bir rüya görmüştü. Yorumlasın diye babasına anlattım. Yakup Nebi'nin ona ilk cümlesi ne oldu? Sakın rüyanı kardeşlerine anlatma. Unutmayasın. Elindeki sırrı saklamayana yeni sır vermez sırların sahibi. Anladım. Bak geldi misafir. Sırlıdır. Sır sahibine hürmetkardır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, sen hakimsin, sen muktedirsin. Tüm acizliğimizde sana sığınırız. Senden yardım diler, senden merhamet bekleriz. Ya Rabbi, İslam'ın hali perişandır. Fitne nifak tüm kalpleri esir almıştır. Kardeşliğimizi unuttuk. Samimiyetimizi yitirdik. Nefsimize yenik düştük. Zalimlerle ortak olduk. Ya Rabbi, bizi bağışla. Kalplerimizi iman nuruyla temizle. Ya Rabbi, İhlasımızı arttır. Samimiyetimizi pekiştir. Küfre karşı, zalime karşı bizi bir eyle. Güçlü eyle, uyanık eyle. Ya Rabbi, bize Hazreti Muhammed'in ümmeti olma şerefini verdin. Bu uğurda şehit olmayı da nasip eyle. Bizi yolundan döndürme. Bizi rahmetsiz bırakma. Hay isminin hürmetine bize yeniden dirilişi nasip eyle ya Rabbim. Amin. 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 Hey.
canınızın ne kadar yandığı gözünüzün yaşından bellidir. Yolunu gözlediklerinizin akıbetini bilmemek yüreğinizi bir kurt gibi kemirmektedir. Acınız büyük. Lakin büyük rüyalar için büyük kurbanlar gerek. Rüyayı kim görür efendim? Ertuğrul'da Turgut kurban mı olacak? Vaktiyle İbrahim aleyhisselam bir erkek evlat istiyordu. Allah'a defalarca yakardı. Eğer erkek bir evlat nasip ederse onun yoluna feda edeceğini söyledi. Bir gün Hakk'ın sonsuz kudret hazinesinden bir damla İbrahim'in nasibine düştü. İsmail doğdu. Derken günlerden bir gün bir rüya gördü İbrahim. Rüyasında İsmail'i kurban ettiğini gördü. Bu rüyayı İsmail'e anlattı. Evlat babanın sırrıdır. İsmail de babası gibi bir evlattı. Kabullendi. Sen gam çekme baba. Şanı yüce olan Allah'a vaadini gerçekleştir dedi. Yüreği merhametle kabarırken, içi acıyla dağlanırken, bir kurtu da İsmail'in boğazına dayadı bıçağı İbrahim. Tam o esnada Cebrail elinde kurbanlık bir koçla geldi. Allah senin vaadinde duranlardan olduğuna şahittir. Bıçağı İsmail'in boynundan çek ve bunu kurban et dedi. Çok şükür. İşte böyledir evlatlarım. Büyük düşler kuran ve vaadinde duran her kişiler büyük kurbanlar vermeye hazır olmalı. Ertuğrul da onun yoldaşları da kabuslar içinde kıvranan bir ümmet için güzel bir rüya görme azmindeler. Bu yüzden de boyunlarını İsmailce bıçağa uzattılar. Bıçak onlardan elbette incinmeyecektir. Ve inşallah Rahman ve Rahim olan o yiğitlerin incinmesine izin vermeyecektir. Peygamber Efendimizin bir sünneti de sohbet halkasında ashabıyla hasbihal etmekti. Lakin vakit ilerledikçe bu halkada boşluklar meydana geliyordu. Bunun nedeni bazı sahabelerin gaza meydanlarında, bazılarının elçi olarak gittikleri yerlerde, bazılarının da müşriklerin zulmüyle şehit olmalarındandı. Bu sahabe efendilerimizden biri olan Musab bin Umeyr, malından, canından, ailesinden vazgeçerek Efendimiz'e biat etti. Uhud gazasında Efendimiz'in mübarek canını muhafaza etmek için kendini feda ederek şehit oldu. Peygamber Efendimiz'i Mekke'de müşriklere karşı koruyan, ona en çok destek veren amcası Hazreti Hamza, Uhud Harbi'nde şehit oldu. Efendimiz'e en çok benzeyen sahabelerden biri olan Cafer bin Ebu Talib, iki kolu kesilerek Mute Harbi'nde şehit oldu. Kutlu davalar kurban ister. Bugün bir aradasınız. Allah'ın sizi cennetinde de bir arada kılmasını istiyorsanız, şehadete her vakit hazır olmalısınız. İnananlar için ayrılık yoktur. Zira Bakara suresinde Rabbimiz buyurur ki, Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız. Allah hepimize şehadet şerbeti içmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Şehadet makamı herkese nasip olmaz.
Şehadet canından, malından, nefsinden vazgeçenlerin makamıdır. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah diyenlerin makamıdır. Kutlu davası için her şeye, herkese rağmen yolundan dönmeyenlerin makamıdır. O mübarek insanların uğruna şehit oldukları dava nesilden nesile aktarılmıştır. Ve daima da devam edecektir. Onların yüzü suyu hürmetine, Allah bizleri de o kutlu davanın neferleri eylesin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fâlemennehu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicretini okuyordu. Okudukça hicrette ne derin manalar, ne gizli hazineler, ne büyük mucizeler olduğunu yeniden anladım. Mekke'de yaşananlar hem Müslümanlar için hem de Peygamber Efendimiz için artık dayanılmaz hale gelmişti. Efendimiz kendisine inananları Medine'ye göndermişti. Efendimiz de hicret etmek üzere emir bekliyordu. Müşrikler Efendimizin de Mekke'den gitmek istediğini biliyorlardı. Müşrikler her kabileden seçtikleri 50 kılıçlı 100 kişiyle birlikte Efendimizin canına kıymak üzere evinin önünde toplandılar. Hazreti Cebrail geldi ve Efendimiz'e müşriklerin kendisi için kurdukları tuzağı bildirdi. Tedbir olarak o gece yatağında yatmamasını salık verdi.
Bunun üzerine Efendimiz Hazreti Ali'yi çağırdı. Bu gece yatağımda uyu. Şu yeşil geniş aba hırkamı da üstüne ört dedi. Peygamber Efendimiz, eli kılıçlı caniler evin etrafını sardıkları anda dışarı çıktı. Yerden aldığı bir avuç toprağı canına kıymak isteyenlerin üstüne fırlattı. Yasin suresinin ayetlerini okuyarak aralarından geçti. Allah Habibini muhafaza etmek için o müşriklerin gözlerine perde çekti ve hiçbiri onu göremediler. Müşrikler vakit geldiğinde Peygamberimizin evine hücum ettiler. Yatan kişinin üzerindeki abayı çektiler. Gördükleri manzara karşısında afalladılar. Zira Efendimizin yerinde yatan kişi Allah'ın aslanı Hazreti Ali'ydi. Hazreti Ali'ye Muhammed nerede diye sordular. Hazreti Ali, sizin maksadınız onu yurdundan çıkarmaktı. O da Allah'ın yardımıyla yurdundan hicret etti dedi. Bu hal karşısında müşrikler neye uğradıklarını şaşırmışlar. Zira tuzak kurarlarken kurdukları tuzak başlarına çalınmıştı. Bu münasebetle Rabbimiz Enfal suresindeki şu ayeti buyurdu. Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Allah da tuzak kuruyordu. Şüphesiz Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ertuğrul Bey, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi İnananlar için Efendimizin hayatında nice misaller vardır. Bize düşen de bu misallerden hissemizi alarak hayatımıza tatbik etmektir. Şimdi sen de bir bey olarak sana emanet edilen canları muhafaza etmek için yeri geldiğinde tuzak kuracaksın. Lakin rızayı ilahiden şaşmayacaksın. Allah bizi Peygamber Efendimizin yolundan ayırmasın. Rehberimiz de, önderimiz de yalnız olur. Onun yolundan, onun usulleriyle yürüyeceğiz. Allah menzilinizi açık etsin. Amin. Derviş, ikide bir dalıp dalıp gidiyorsun bir yerlere. Hangi ummanlarda seyahat edersin? Nerenin hayali yadına düşer? Estağfurullah efendim. Bendeniz aklı aciz, hayali kıt bir dervişim. Lakin Müslümanların derdi meşgul eder zihnimi. Alemi İslam'ın ahvalini düşündüm. Her yerimiz düşmanlarla dolu. Bu da yetmezmiş gibi birbirleriyle uğraşır dururlar Müslümanlar. Kardeş kardeşe pusu kurar, ihanet eder. Fani dünya için kardeşini zalime teslim eder. Bu çok zoruma gidiyor benim efendim. Hazreti Peygamber yadıma düşse halimizden utanırım. Babamız Adem'den beri hep böyle oldu bu dünya işleri evladım. Umutsuzluk için sebep yok. Tamahkarlık ve benlik davası... Kabil'e kardeşini öldürdü. Bir kardeşin kanının akmasıyla başladı dünyadaki bütün bu kavga ve çatışma. Sebebi her ne olursa olsun kan akıtan her insan bir Kabil'dir. Kardeşini öldürür her insan bir kişiyi öldürürken. Ama kardeşlerinden biri katil olurken öteki Allah'ın dostu olabilir. Sen dikkatini Kabil'e değil... Habil'e verirsen kuyudan çıkan Yusuf olursun. Kudüs'ü düşündüm. Diğer Müslüman memleketleri düşündüm. Herkes hak talep ediyor bu mübarek topraklardan. Hristiyanlar Kudüs için savaşır.
Yahudiler burası bizim der. Herkes hak iddia eder. Herkes bizim der efendim. Evet evladım. İnsanların kuruntuları bitmez. Allah yeryüzüne salih kullarını varis eyleyecektir. Allah'ın vaadi budur. Sen mahzun olma. İman umudun sebebidir. Herkes kendini bir şeye riyakatli görebilir. Her kimin gayesi savaşırken bile canları yaşatmak olursa yeryüzünün varisi o olacaktır. Kim mücadelesinde arzularına hakim olursa mülkün emanetçisi o olacaktır. Kim daha adil, kim daha merhametliyse bu mübarek mekanın varisi o olacaktır. Zalimlerin adı her neye yazılırsa yazılsın, kara bir yazı olarak silinir gider. Yusuf'un adıysa Rahman'ın levhasına yazılır. Oradan insanlığın gönlüne süzülür. İnşallah efendim. İnşallah. Hadi yolumuz uzun. İstirahat ettik. Yola çıkma vaktidir. Eyvallah efendim. Halep'i özledik. Halep bize asli vatan gibi gelir. Asli vatanı sevmek imandandır. Kızım, eğer bağışlanmaya layık olmak istersen, evvela gönlünü temizleyeceksin. O gönül ki bizim en kıymetlimizdir. Peygamber Efendimiz bir hadisi kutsi'de Rabbimizin şöyle dediğini buyurdu. Ben yere göğe sığmadım, mümin kulumun gönlüne sığdım. O yüzden işte bu gönlümüz var ya gönlümüz, Ademoğlunun en büyük hazinesidir. Kızım, eğer sen de bağışlanmak dilersen, Hazreti Hatice validemiz gibi ol. Hazreti Hatice validemiz, İslam'ın ilk yayıldığı dönemlerde Hazreti Peygamber Efendimiz'in yanında tüm müşrikleri meydan okudu. Onun kalbi mi kırıldı? Kalbine merhem olmak istedi. Servetini eşinin davasını yaymak için harcadı. İnsanlar ona inanmazken o inandı. Herkes Hazreti Peygamber'den kaçarken o varı yoğuyla destekledi. Ve Allah da Peygamber Efendimiz'e ondan evlatlar nasip etti. O yüzden de rehberini Hazreti Hatice validemiz seçti. Esirgiyen ve bağışlayan, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten onlar çeşitli hileler ve tuzaklar kurdular. Allah katında da onlara hilelerine karşı azap var. İsterse onların hileleri dağları yerinden oynatacak olsun. Hani bir vakitler o kafirler seni tutup bağlamak veya öldürmek veya sürüp çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı da, onlar tuzak kurarken Allah da karşılığında tuzak kuruyordu. Öyle ya, Allah tuzakların en hayırlısını kurar. Onlar hileye başvurdular. Allah da onların tuzağını boşa çıkardı. Allah hileleri boşa çıkaranların en hayırlısıdır. Ondan başka her şeyden uzak. Artık hepiniz toplanın, bana istediğiniz tuzağı kurun. Sonra hiç bekletmeyin. Azim olan Allah ne güzel, ne doğru söyledi. Allah'ım, sen aslanlarına, yiğitlerine kurulan tuzakları boz. Onları muzaffer eyle. Amin.
Bir zamanlar Bağdat'ta ünlü bir marangoz varmış. Ömrünün ahır zamanında çok güzel bir minber olmuş. Ama çok güzel. Sedef kalkmalı. Ceviz ağacında. Alımlı mı alımlı. Her gören onun güzelliğiyle büyüleniyordu. E bu güzel minberin namı aldı yürüdü. Öyle ki Bağdat'a her gelen ona gidip şu minberi bize sat falanca camiye götürelim. Onun verdiği cevap da hep aynı. Hayır diyordu. Bu minber Mescid-i Aksa'da duracak. Ahali şaşırıyor tabii. İyi de Kudüs Haçlı işgali altında. Marangoz yüksünmeden hep aynı cevabı veriyordu. Benim elimden gelen bu. Ben zanaatkarım. Minber yontarım. Bir baba yiğit de çıksın, Kudüs'ü geri alsın, bu minberi de yerine oturtsun. Şöyle böyle derken, bu minber hikayesinin konuşulmadığı hiçbir şehir kalmadı. Herkes, minberin güzelliğini bire beş katarak birbirine anlatırken, aynı hikayeyi 7-8 yaşlarında bir çocuk da işitti. Ama o, eserin güzelliğinden ziyade müessirin vasiyetine kulak verdi. Aradan 40 yıl geçti. Ve o minberi durması gereken yere Mescid-i Aksa'ya yerleştirdi. Diller onu Selahaddin-i Eyyubi diye andı. Bu işler böyledir. Biz o marangoz misali yeni minberler yontarız. Bizim emanetimizi yerine koyacak er kişiler elbette çıkacaktır. Peygamber Efendimiz'e düzenli olarak gelen vahiy bir müddet kesilir. O vakitlerde Cebrail aleyhisselam kendisine görünmez. Bunun üzerine müşriklerden bazıları Rabbi Muhammed'e küstü, onu terk etti diye alay ettiler. İnsanları Allah'ın dinine davet ettiği günden beri müşriklerin sert tepkileriyle karşılaşan Efendimiz bu defa onların alaylarına muhatap oluyordu. Bu durum iki cihan serverini çok üzüyordu. Onun en büyük yardımcısı şüphesiz Rabbiydi. Allah'tan gelen vahiy ona güç ve kuvvet veriyor. Davet yolunda nasıl hareket edeceğini gösteriyor. Vahyin kesilmesiyle Efendimiz tek dayanağı olan ve kendisini teselli eden Rabbinden mahrum kalmıştı. Efendimizin büyük sıkıntılar yaşadığı bu vakitte Duha suresi nazil oldu. Rabbi Habibine şöyle seslendi. Andolsun kuşluk vaktine ve sakinleştiği zaman geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı. Ahiret senin için dünyadan iyi olacaktır. Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. O seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yol bilmez bilip yola iletmedim. Seni yoksul bulup da zengin etmedim. Öyleyse sakın yetimi ezme. Dilenciyi de azarlama. Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat. İşte bu sure Efendimiz'e yeniden güç ve müjde vermiştir. Efendimiz'e ümmet olma şerefine nail olmuş olan bizler için de muhakkak dersler vardır. Karanlık her tarafı kaplasa, zulüm bütün cihana yayılsa da Rabbimizin bizi unutmadığını bilelim. Bunca kötülüğün, fitnenin yaşandığı, zalimin mazlumu ezip galip geldiği, zulmün afakı sardığı, kardeşin kardeşi boğazladığı bu cihanda bize düşen yılmadı,
yeise düşmeden iyiliği, güzelliği ve ahlakı tesis etmektir. Bu büyük mücadelenin mükafatı bu dünyada olmasa da ebedi ahiret yurdunda olacaktır. Bu Allah'ın mümin kullarına vaadidir. Bu yol elbette çetindir. Lakin Rabbimiz, yoksa siz sizden öncekilerin çektiklerini çekmeden cennete girebileceğinizi mi sanıyorsunuz der. İstikbalde en gür seda, hak ve hakikatin sedası olacaktır. Yeter ki inancımızı yitirmeyelim. Yeise düşmeden mücadele edelim.